Dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben spiritüel danışman Astro Canan. Bugün sizlerin yıldızname yorumunuzu yapmak üzere karşınızdayım. Biliyorsunuz element tablosuyla gidiyoruz ve pentagram kullanıyorum günlük yıldıznamelerde. Tabii ki Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin Saatlerin Hazinesi kitabından büyük faydalar sağlıyorum. Size şunu söyleyebilirim. İslam astrolojisi akşam namazından sonraki ilk saati günün ilk saati olarak kabul etmiştir. Astroloji böyle kabul eder yıldızname'de. O yüzden mesela bugün Venüs'ün günüdür, Cuma günü ve akşam ezanından sonraki 2 saat Venüs günüdür. Pardon, Venüs saatidir. Bugün Venüs günüdür ve akşam ezanından sonraki ilk 2 saat Venüs saati olarak kabul edilir. Daha sonra işte güneş saati, ay saati böyle gider sıralama. Her gün cetvele bakaraktan sevgili dostlarım ben hazırlığımı yapıyorum. Ona göre değerlendirmelerimi hazırlıyorum. Yani şu anda mesela akşam namazından sonra işte ikişer saat ikişer saat taksim ederekten ben saat 5'e göre çıkartıyorum sevgili dostlarım. Yıldızname çıkarılması zor ve zahmetli bir iştir. Benden çok insan soruyor ama önce tabii ki Saatlerin Hazinesi kitabını öneririm. Mutlaka onunla ilgili çalışmalar yapın. Oradan her şeyi bulacaksınız sevgili dostlarım. Benimle hani yıldızname ile ilgili soru soran arkadaşlarıma bunları söyleyebilirim. Şimdi dostlarım, bugün Ay önemli bir hareketle İkizler Burcu'na geçti ve Mars'la birleşiyor. Bizi biraz tedirgin ve gergin yapabilir. Biraz sözlerimize dikkat etmemiz gereken dönemlerden geçiyoruz. Ay'ın İkizler Burcu'nda olması bizim böyle bilgiye yönelik çalışmalarımızı artırır. Yeni bilgiler öğrenme, yeni kişilerle tanışma, yeni çevrelere girme gibi olaylarımız çok gerçek olacaktır. Hayallerimizin gerçek olması, planlarımızın hayata geçmesi ve hareket anlamına geliyor sevgili dostlarım. Boğa burcunun akılcı, mantıklı ve materyalist oluşunun arkasına İkizler Burcu'nun hareketli ve merküryen yapısı, yani hızlı hareket etmesi bize kolaylık sağlıyor ama bir dezavantajı var. Etrafımızda yalancı insanlar olabilir. Yalancı insanlara karşı çok dikkatli olurum. Yani Ay İkizler Burcu'ndayken özellikle aşk yaşayanlar, yeni tanışanlar dikkat edin. Bu insan her türlü sizi aldatabilir. Her türlü aldatabilir. Ona karşı sadece dikkatli olun derim. Onun dışında bugün için güzel bir gün bence. Neptün Balık burcunda ve bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için ruhumuzu şifalandırıyor dostlarım. Aynı zamanda Koç burcundaki, Ateş burcundaki Güneş, Merkür ve Chiron kendimize iyilik yapıp çevremize de yararımız olacağı şeklinde çalışmalara işaret ediyor. Kendini iyileştiren etrafını iyileştirir. Sadece bunu söyleyebilirim. Yani eğer etrafta insanlara zararınız dokunmuyorsa bu en büyük iyiliktir. Bu gerçekten takdir edilecek bir durumdur sevgili arkadaşlarım. Bazı boğa burcu dostlarımda hafif bir aldatma, aldatılma enerjisi olabilir. Ve Lilith'in boğa burcunda hareketi, Uranüs burada. Bazı boğa burcu dostlarım aniden ayrılık kararları alabilirler. Hani evlilikleriyle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Bakınız, şu şekilde göstermek istiyorum. Lilith şurada sevgili dostlarım ve bir kadın enerjisine işaret etmekte. Bunu söylüyorum. Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Kendi doğal evinde ve gerek boğa, akrep, kova ve aslan burçlarını çok olumlu etkiliyor. Giden eski sevgilinin yerine yenisi gelebilir. Kötü ilişkinin yerine iyi bir birliktelik başlayacak. Aynı zamanda dedikodu ve boş lafın yerini oldukça aşkta kararlılık alabilir sevgili dostlarım. Akrepler fırsat üstüne fırsat
Boğalar fırsat üstüne fırsat yenilenme ve aşkta tazelenme dönemleri başlamış olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi bugünün ruhu şunu diyor: İhtiyaç duyduğum her şeye sahibim. Evet, bugünün ruhu bize diyor ki bolluk enerjisi var ve her yerde aşk var. Her türlü iyilik, güzellik, aşk ve sahip olduğum her şey için şükürler olsun diyor. Ruhumuz bugün şifalanacak ve bolluk enerjisiyle dolup taşacak. Ben selenit taşıyla bir dua yapmak istiyorum. İzleyen herkese sevgili dostlarım, izleyen herkese aşk, sevgi ve mutluluk gelsin, fazlasıyla gelsin ve onları donatsın sevgili arkadaşlarım. Şimdi 16 Nisan 2021 Cuma dedik, 4 Ramazan 1442 Hicri takvime göre ve ben açılımını yaptığımda bugünün 16 Nisan'ı 1 artı 6 olarak yazıyorum. Nisan 4, 2021'i de dostlarım yine ayrıştırıyorum ve 16 sayısını elde ediyorum. 16 sayısı tarotta bakınız yıkılan kule anlamındadır. Pek çok kişi bugün sağlıksız ilişkileri terk edecek ve daha sağlıklı bir ilişkiye yelken açacak, daha düzgün insanlarla hayatını devam ettirecek. Aynı zamanda taşınmak için, yol almak için ve kendini yenilenmek için fırsatlar bulacak. Taşınma, ev alma, yani kötü giden evden ayrılma. Bakın burada yangın var. Yani tartışma, yangın, felaketleri bırakıp yeni bir beraberliğe doğru gidebilirsiniz. Artık kötülükler son demlerini yaşıyor. İyilik ve güzelliğe doğru adım attığınızı görüyorum. Belki dedikoducu çevrede yaşıyorsunuz, belki kötü insanlarla berabersiniz, bekarsanız, belki ailenizde geçimsizliğiniz var. Fakat yeni oluşumlar, yeni beraberlikler size güç verecek. Haydi bakalım sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, bugün 16'nın enerjisi var, değişim diyor. Hem de çok güzel bir değişim. 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8 veriyor ve telepatik gücünde bugün çok kuvvetli olacağını, karşılıklı etkileşim olacağını ve belki ayrı kalan kişilerin birbirlerine beyin olarak mesaj göndereceklerini söyleyebilirim dostlarım. Şimdi bir 16'yı ayrıştırdığımda 1 6 6 eşittir 7 çıkıyor. Bakın burada 7 çıkıyor dostlarım. 7 yenilenme demektir. 7 kat yer, 7 kat kök deriz dostlarım. Köklü değişim sizi bekler. Işığın 7 rengi vardır. Gökkuşağının 7 rengi vardır. Dediğimiz gibi 7 nota vardır. Bazı kaynaklar 7 cennetten bahsederler sevgili dostlarım. 7 uyurlar. Haftanın 7 günü, 7'yi say 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 bitmez sevgili arkadaşlarım. 7 yenilenmedir, 7 yaşamımızdaki devrimdir. Ve şöyle söyleyebiliriz dostlarım, 7 gördüğümüz anda yenilenme, bir oluşumun içine girme, gücünü yeniden kazanma ve ruhaniyet gelsin aklımıza. Bunları söyleyebiliriz. Mesela sabahları kalkıp hep 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsü, 7 Felak, 7 Nas, 7 İhlas deriz dostlarım. 7 kat yerin altından melekut enerjisinden enerji gelir bize ve bizi şifalandırır dostlarım. Bugünün zikri ise el evvel öne geçiren, hamle yaptıran demektir. 101 kere el evvel zikrini tekrar ediniz. El evvel öne geçiren demek. 101 tekrar sayısı söylediğim gibi. El evvel çektiğinizde ya da ya evvel, ya evvel, ya evvel. Dostlarım, işe girerken, bir sınava girerken başarılı olursunuz. Herkesin önüne geçirir. Veya önceliğiniz olan bir konu var. Şu borcum ödensin diyorsun. Şu ödemeyi yapmak istiyorum. Şu ülkeye gitmek istiyorum. Ya da İstanbul'da diyelim iş kurmak istiyorum. Allah seni öne çıkartır. İsteğini öne alır.
El evvel zikrini bırakma sevgili dostum. İş ararken, işe girerken, yeni bir iş bulurken bunları ön plana al ve Allah da sen öncelik verdiğin için Allah'ın da yardımıyla işlerin tıkır tıkır rayına oturur. Her şey yavaş yavaş açılır ve bir bakarsınız bütün engeller ortada kalmış, ortadan kalkmış. Allah seni öne geçirmiş. Gerek kendinle yarışma yaptığında, gerek başkalarıyla yarışma yaptığında el evvel zikrini çekersen her şeyde çok başarılı olursun sevgili arkadaşım. Bunu söyleyebilirim. Şimdi dostlar, bakalım sevgili koç burçlarını ne bekliyor bugün? Sevgili koç burçları, aşkta çok ileri düzeydesiniz. Beğeniliyorsunuz, seviliyorsunuz, karşılıklı aşk var. Yalnız Koç burcu hanımları diyorum ki, evlenme teklif alırsanız, aşk teklif alırsanız bir gözden geçirin. Yani o kişiyle ilgili aldanmayın, aldanma, aldatılma enerjisine girmeyin. Ama aşk teklifi alacaksınız diyorum. Boğa burçları, Venüs'ün de sizin burcunuzda gezdiğinden dolayı her yerde aşk, her yerde duygusallık ve kelebekler sanki midenizde uçuşuyor. Ama Merkür'ün pozisyonundan dolayı sevgili arkadaşım, bakın, Merkür'ün sizin 12. evinizdeki duruşundan dolayı Koç'taki Merkür sizin aldanabileceğinizi söylüyor ve Neptün'le olan açısından dolayı aman diyor, aldanabilirsin, aldatılabilirsin. Belki partnerin evli, belki partnerin yalancı, belki partnerin seni kullanıp bir köşeye atmak istiyor. Ona karşı dikkatli olun diyorum. Ama eğer yalan söz söylemiyorsa gerçekten aşkta çok ilerisiniz, çok şanslısınız, onu söyleyebilirim. İkizler borçları, bazı borçlarınızın ödeneceği ve borç sıkıntısından, üzüntüsünden kurtulacağınız bir dönemeç yaşıyorsunuz. Yengeç burçları, yolunuz var, bir yola gidiyorsunuz, sevineceksiniz, planlarınız hayata geçecek. Gerçekten hani belki yasakların kalkmasından sonra gidersiniz ya da bugün onu planlayın diyor. Sadece kendinizi eve hapsetmeyin yeterli sevgili arkadaşım. Aslan burçlarına geldiğimde, aslan burçları, kötü giden ilişkiyi bıçak gibi keseceksin. Kötü giden ilişkiden kurtulduğunu, yeniye yer açtığını, iyi bir insanla devam edeceğini, mutluluğun seni bulacağını söyleyebilirim. Başak burçlarına geldiğimde ayrı kaldığın sevgilinle kavuşma var ama dengeyi kurman şart sevgili Başak burcu. Özellikle yengeç ya da akreple ya da balıkla bir ilişkin varsa, oğlakla da dahil olmak üzere, bazı alarm veriyor, bazı sıkıntılar veriyor. Karşıdaki insanın dengesizliğini kabul edemezsin. Onu hizaya gelmeye, onu düzgün olmaya, doğru düzgün davranmaya teşvik etmen lazım. Yoksa sıkıntı veriyor sevgili dostum. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçları, bazı planlarınız var. Alıp başınızı bir yerlere gidip kafanızı dinlemek gibi, bunu gerçekleştireceksiniz. Bugün kafanızı yorduğunuz bir konu var. Onu hayata geçirdiğinizi görüyorum. Üzülmeyiniz sevgili terazi burçları. Her güçlü yeneceğiniz bir günden herkese merhaba diyeceksiniz. Mahkemelik bir işiniz gayet iyi sonuçlanacak. Akrep burçları, sevgilinizle barış yaptığınızı, mutluluğa doğru dolup taştığınızı, bir yol düşündüğünüzü, bunu hayata geçireceğinizi, iki tane rakibinizi yendiğinizi görüyorum. Sevgili dostlarım, sevgili yay burçları, sizlerin de koç burcundan aldığınız etkiyle, dediğim gibi, herkesin yarasını sarmaya çalışacaksınız, yardımsever olacağınızı, aynı şekilde sizin de evrensel sistemden yardım göreceğinizi söyleyebilirim. Bir düşmanınızı alt ettiğinizi ve önünüze çıkan bütün engelleri kolaylıkla aştığınızı söylemeliyim. Oğlak burçlarına gelince bazı parasal kayıplar yaşayabilirsin. Parasal kayıpların ardından mutluluk, huzur ve barış seni bulacak sevgili dostum. Kova burçları, eli kolu bağlı oturmaktan yorulduğunu görüyorum. Çünkü Satürn sana diyor ki eli kolu bağlı otur, Jüpiter hareket et, bollaştır. Ama sen Jüpiter'i dinleyeceksin, yüreğini geniş tutacaksın, yeni kararlar alacaksın ve sevgili dostum,
Oğlak burcundaki Plüton, bakınız. Oğlak burcundaki Plüton sana diyor ki gizli kapaklı işlerden kaçın. Gizli kapaklı işler ortaya çıkabilir. Ya sevgilinle ilgili gizli olayları öğreneceksin. Evli olabilir, o kişi seni aldatabilir. Lütfen bugün bir kriminal inceleme yaptır. Hiç değilse bir nüfus kağıdını al. Bu, yani vatandaş numarası biliyorsan, özellikle kova burçlarına diyorum, aldatma aldatılma enerjisi çok yoğun. Bir nüfus kağıdını al o kişinin, yani bir nüfustan soruştur, polisten soruştur. Bazı kova burçları sevgiliniz gidiyor gelmiyorsa ya da bir türlü sizinle böyle bir gözüküyor bir kayboluyorsa ona bir inceleme yaptırın. Yalanla karşılaşabilirsiniz diyorum. Sevgili balık burçlarına geldiğimde Neptün'den aldığınız olumlu etkiyle Neptün'ün sizi sarmalamasıyla ve sevgili balık burçları ikinci evinizdeki Kiron'la beraber maddi bolluğa kavuşacağınız bir dönemeçten geçiyorsunuz. Hem maddi bolluk var hem de parasal artış var ve telepatik bağınız çok güçlü. Aynı zamanda evli balık burçları evli balık burçları kocalarının parasından, karılarının parasından pay alabilirler. Partnerleri, bekar olanlar da partnerleriyle ilgili maddi gelişmeler onları sevindirecek diyebilirim. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum sevgili dostlarım. Yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun. Allah'a emanet olun. Bugün 4 Ramazan 1442. Hayırlı bir cuma olsun. Tuttuğunuz oruçlar Allah indinde kabul olsun. Bütün ibadetleriniz yerine ulaşsın. Gönlünüzden ne geçiyorsa fazlasıyla gerçek olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.